Emrah kolunun dal budak salışına tanıklık edecek olursanız bütün Türkiye'ye yayıldığını görürsünüz. Dolayısıyla Erzurum'a gelmek aslında Türkiye'ye gelmek anlamına gelir aşıklık sanat açısından. Bir diğer husus da yine Mehmet Kaplan hocamızın arkadaşlarıyla birlikte Behçet Mahir diye bu üniversitenin personeli olarak da çalışmış olan Behçet Mahir. Onu dinleyerek derledikleri Köroğlu da bugün sadece Erzurum'da değil, Anadolu'da değil, bütün Türk dünyasında bilinen bir isimden söz ediyoruz demektir. Yani Köroğlu dersek Türkçe konuşulan bütün bir dünyaya dal budak salarız. İkisi de buradan neşet etmiştir. İkisi de burada var olmuş. Türkmenistan birkaç yıl önce Köroğlu'nu somut olmayan kültürel miras temsili listesine UNESCO'nun kaydettirdi. Türkmenistan'ın kaydı bizim kaydımızdır. Dolayısıyla aynı zamanda da aşıklık sanatı Emrah Kolu'yla burada somut olmayan miras listesindeyken Köroğlu da Türkmenistan kanalıyla somut olmayan miras listesindedir. Birleşmiş Milletler'in en entelektüel, en barışçı, en diyalogçu, en bilim ve kültür eğitim üzerinde bilgiyi öne çıkaranların öne çıktığı bir platformdur UNESCO. Orada daha fazla sesimizi duyurmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte aramalıyız. Biz bir geleneğin yaşatılması için o geleneğin miras taşıyıcılarını da yaşatmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. En azından onlar için uygun ortamlar yaratmak, onları teşvik etmeyi öneriyoruz. Önemsiyoruz. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Kültür Bilgi Belge Merkezi var. Orada sanatçılarımızı sanatçı tanıtma kartı vererek teşvik etmeye önem gösteriyoruz. 178 ülke var şu an sözleşmeye taraf olan ve Türkiye'nin 17 unsuru var. 17 unsuru ile ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Tabii önemli olan hani bunları kaydettirmek, ilk 5 ülke arasında olmak elbette önemli. Türkiye'nin sözleşmeye gösterdiği önemin uluslararası anlamda bir ifadesi. Ama aynı zamanda kaydettirdiğimiz unsurları ve aynı zamanda uluslararası envantere aldığımız unsurları korumamız da son derece önemli. Biz bu anlamda bu toplantıları çok önemsiyoruz. Hep düşünürdüm. Ya biz neden UNESCO'nun bu kültürel mirasında Erzurum'dan söz ettirmeyelim? Hocam güzel söyledi. Ecdadımızın yaptığı hemen yanı başımızda 900 yıllık, 1000 yıllık eserlerin yanı başında duruyoruz. İçine girdiğiniz zaman bir Ulu Cami'nin, bir Çifte Minare'nin, bir Yakutiye Medresesi'nin, bir Lala Paşa Camisi'nin, bir İbrahim Paşa Camisi'nin ve diğer han ve hamamların, tabyaların o güzelliğini gördüğünüz zaman, o haşmetiyle ayakta durduğunu gördüğünüz zaman, kendimizle kıyasladığımız zaman ecdat ne yapmış? Aşıklarımız. Neredeyse aşıklık geleneği hocam bitmek üzereydi. Geldik, dedik ki aşıklık geleneğini bu şehirde yaşayacağız ve yaşatacağız. Arzu ediyorum. Hakikaten belli konumu aşmış aşıklarımızın üniversitede kurulacak aşıklar kürsüsünün tabii öğretim üyesi olmalı ve burada ders vermeliler. Çünkü aşıklık geleneği hak eden milletlerin zaman zaman mutlu yılları olur. Biz meseleye yaklaşırken aşık edebiyatını ya da kültürü donmuş dondurulmuş yaşam pratiklerinden ziyade dinamik, geleceğe dönük mesajlar veren adeta kültür genleri olarak tarif eder. Daha doğrusu böyle hocalardan ders aldık, makalelerini okuduk. Dedem Korkut'tan Ozan Barış'a dönüşüm makalesini Profesör Dursun Yıldırım hocadan okuduğumda ve dersini aldığımda Türk kültüründeki sözlü kültürün sürekliliğini, Umay Günay hocamızdan Allah sağlık versin Cumhuriyet Terkibi ve Barış Manço'yu okuduğumuzda aşıklık geleneği varsa, Karacaoğlan Dadaloğlu biliniyorsa, Erzurum Emrah biliniyorsa bunun üzerinden kıraçlar doğabilir. Bunun üzerinden yeni Barış Manço'lar doğabilir. Cem Karacalar bunun üzerinden neşet edebilir. Bunlar geçmişin sosyal medyaları. Facebook'ları, Twitter'ları, bilmem şeyleri. Yani soğuk, kış, karlı gecelerde insanların birbirlerine anlattıkları çok önemli kültürel değerler. Dadaşlık kültürü hocam.
bir kültürel mirastır. Erzurum bugün 1 milyona yakın nüfusuyla asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenli illerinin başında gelir. Biz bunu, ben öncelikle asayiş amiriyim, her kişinin başına bir polis koyarak, her kişinin başına jandarma koyarak temin etmiyoruz. Bu dadaşlık kültürü sayesinde Erzurum, diğer nüfusu Erzurum'un aynı olan illerle mukayesesinde çok daha asayiş açısından düzgün bir vilayettir. Burada aşıklarımızın da büyük katkısı vardır o terbiyede. Ve bu dadaşlık kültürünün de nesilden nesile aktarılmasının çok büyük etkisi vardır. Bunu özellikle söyleyebilirim. Bütün kötüleri şey yapıyor, bertaraf ediyor, dövüyor filan. Anlatıyorum, çok hoşuna gidiyor. Bu anekdotu anlatıp sözlerimi tamamlayacağım. Ankara'dayız. Kreşe gidiyor çocuk, özel bir kreşe.